varmadın Tarık? Hani Yeşim'in odası senin kırmızı çizgindi? Onu da mı açtı bu kız? Nasıl ya? Bu kadarını ben bile tahmin etmemiştim. Yok artık. Yeteliğe kurşun atıyor resmen. Motosikleti bile 88 taksitle almış. Tam sefil. Bakalım cüzdanında kimin vesikalıklarını taşıyorsun Keremcik? Kerem Akça. Tam fakir ama iyi aile çocuğu adı. Kerem Akça Bakça. Yok, dayanamıyorum. Gidip ne olduğunu görmem lazım. Şüpheni bir sana iki yani Serap. Zengin olmak kim, o kurye parçası kim? Ondan anca varoşlara prens olur. Gerçi o da olmaz da. Şuraya bak, bir tane bile kız fotoğrafı yok. Korkuttun mu? Korkuttun tabii. Öyle zart diye girilir mi içeri ya? Ne yapıyordun ki? Al şunu, Kerem'e ver. Söyle malına sahip çıksın. Bir gün cüzdanı, bir gün saati. Ben mi toparlayacağım arkasını ya? Kerem'in mi bu? Hmm. Müşterilerden birini sandım, beyefendininmiş. Bol bul da herhalde ortalığa saçıyor. Al şunu da ver. Leke olmuştu. Temizledim sevabına. Tamam. Ayşe'nin yanına gideyim. Çok beklettim. Ne oldu? Ne dedi? Yine yanıldık. Gık bile demedi kıza. Ne? Nasıl yani? O kızın Yeşim'in odasına girmesine ses çıkarmadı mı? Tarık bizi bile sokmaz o odaya.
Odaya girmek ne ki Hülya teyzeciğim? Kız Yeşim'in yatağına yatmış. Ayşe'ye sarılıp uyuyordu. Yok artık. Buna da mı bir şey demedi? Yok. Kolundan tutup dışarı atacağına bir de üzerlerini örtüp şefkat gösterdi. Güzide sus. Sus, aklımı kaçıracağım. Çıldırmış bu çocuk. Bu kız onun aklını başından almış belli ki. Başka bir açıklaması olamaz. O kız şeytanın da kendisi. Tarık parmağını da oynatıyor. Bu kızın varlığı Tarık'ın intikam hırsından daha tehlikeli. Biz Tarık başını belaya sokmasın diye uğraşırken onu tamamen kaybetmemiz söz konusu. Güzide, onu buradan göndermenin bir yolunu bulmamız şart. Ben ne zaman bir yol bulsam Tarık bir bahaneyle engel oluyor. Ama ne olursa olsun bulacağım. Bulmak zorundayım. Serap montunu silmiş. Cüzdanını da düşürmüşsün galiba. Onu da bulmuş. Çakal Serap. Cüzdan montun cebindeydi zaten. Ne o? Umduğunu bulamadın mı? Serapçası bildiğin şüphelendi benden. Ahiret soruları, kimlik sormalar. Tesadüf değil bunlar. Ya benim bir şekilde bunu çözmem lazım da ne yapsam? Kendimizi yenileyeceğiz. Başka çare yok. Alo Okan, bana acilen kimlik çıkartmak lazım. Oo, oğlum sen de bu başka biri gibi davranma olayına fazla kaptırdın kendini ha. Ya bırak makarayı. Zaten Serap Çalısı peşimde didikleyip didikleyip duruyor kimsin nesin diye. Bir de benden şimdi nüfus cüzdanı istedi. Ya bir şekilde başımdan savuşturdum ama. Ya bu manyak peşini bırakmaz halletmeden bir işi. Ferhat amcanın da baban olduğunu öğrenirse finito. Aynen öyle. Anladım kardeşim. O zaman ben sana yeni bir kimlik ayarlayayım. Var mı soyadı olarak özel bir tercihin? Seç, beğen, al. Kerem Demir'in aslı yerli yerinde nasıl olsa. Bir de bu cin göz var ya. Benim hani kıyafetlerime göz koymuştu. Benim daha çulsuz görmenin yolunu da bulmam lazım. Onu da çözeriz, merak etme sen. O zaman ne diyoruz? Elveda limitsiz platinyum kredi kartları. Hoş geldin taksitli alışveriş. Bir bak istersen. İçinde eksik bir şey falan varsa. Aha. Ne vardı ki ne eksilecek? Sana da çok teşekkür ederim. Zahmet verdim sana. Rica ederim canım, ne zahmeti? Ben bir şey yapmadım ki. Kim arıyor ki? Hem niye yanımda konuşmak istemedi? Yok canım, ne rahatsızlığı. İyi ki aradın. Hem sesini duymuş oldum. Çok teşekkür ederim. Önemli değil, hatırlaman yeter. Biliyor musun, hayatımda ilk kez doğum günümü kutladım. Başta biraz farklı hissettim. Hatta zorlandım. Ama çok hoşuma gitti doğrusu. Hayırdır? Sen ne dikilip duruyorsun burada? Şimdi teslimattan dönmüştüm ben de. İyi, bir teslimat da mutfağa yap. Şunları bırakıver hadi. Ayaklarım şişti. Çok hoşuna gitti ha. Bu doğum günü sürprizi neredeyse elinde patlayacaktı ama son anda başardın Kerem. Oh. Keşke bu kadar masum, bu kadar saf olmasaydın Çiçek. Yaptığım iyi bir şey olsa bile sana yalan söylemek. Of, keşke o tapular Serap Cadısı'nın üzerinde olsaydı.
odaya kimse giremez. Dayı. Elif abla. Ben yanımda annemi gördüm. Beni hep oynadığım zancım altında bekliyordu. Geçen gün gittiğimizde beni gördüğünü söyledi. Elif abla. Yine gidelim mi oraya? Belki annemi görürüz. Olmaz Ayşe. Önce yemek yemek lazım. Tamam ama Elif ablam da gelsin. Bizim biraz konuşmamız lazım. Hadi sen yemeğe git, biz geliyoruz arkadan. Tamam. Bir sorun mu var? Burası ablamın odası. O öldükten sonra buraya girmeyi herkese yasakladım. Bugüne kadar kimse girmemişti. Sonra da girmeyecek. Ben bilmiyordum. Artık biliyorsun. Ebru kızım. Servis öncesi biz yine bir örtüleri elden geçirelim. Kat izi kalmasın. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Akşam hazırlığı mı yapıyorsunuz? Evet efendim. Ah, bu annemin yadigarları değil mi? Evet Gönül Hanım. Uzun zamandır çıkartmamıştık. Teyzem çıkartıp hem parlatalım hem de sofraya koyalım dedi. Niye etmişsin Nuriye? Siz zahmet etmeseydiniz efendim. Olur mu? Zevkle yapıyorum. Ben Ayşe'nin kahvaltısını getireyim. İnsanın özünde olacak. Kaç kere söyledim. Çalışanlarla aynı seviyeye düşürme kendini diye. Dinleyen kim? Yok. Haklısınız. Araya mesafe koymak gerek. Ebru. O masa örtüleri tertemiz olsun. Kir, pas, leke istemiyorum. Tabii Hülya Hanım. Günaydın, günaydın. Şevki. Sen niye önlüğe gitmedin? Niye mi gitmedim? Günaydın. Günaydın kızım. Bugün kızımla ilgilenmek istedim Tarık. Baba, yanımda kim gördün biliyor musun? Kimi gördün kızım, beni mi? Hayır, annemi. Beni korluğa çağırdı. Halacığım. Bugün baban seninle çizgi film izleyecekmiş. Evet, evet kızım. Çizgi film izleyelim mi? Ejderhalıları mı izleyelim yoksa kung fucuları mı? Deniz kızını izleyelim baba. Tamam. Deniz kızım benim. Tamam, onu izleyelim.
Şevki oğlum önce kahvaltısını yapsın Ayşe. Ben Elif ablamı çağırıp geliyorum. O niye Ayşe? Elif ablam yedirecek kahvaltımı. Ayşe, o kız bu masaya oturamaz. Nedenmiş? Bana Elif ablam yedirsin istiyorum. Ayşe'cim, istersen Elif ablan odanda yedirsin, olur mu? Hayır, ben odamda yemek istemiyorum. O zaman mutfakta yedirsin. Ayşe, bu kadar şımarıklık yeter. Çalışanlar mutfakta yer. Ayşe'ye mutfakta servis açın Nuriye. Elif abla! Tarık, sen neler diyorsun? Ayşe mutfakta mı yemek yiyecek? Yok artık. Abarttın ama. Dediğimi yapın Nuriye. Annem bebi bana yardım et. Her şey her yerde. Hoş geldin kızım. Hoş buldum. Ne haber? İyi, iyi. Kızım annem bir şey demesin, gidip yardım etseydin. Aman iş varsa Çiçek de var. Onu havale ederim, halleder iki dakikada. Ne yaptın? Şu çocuğun gizemini çözebildin mi? Çözdüm. Senin yakışıklı var ya, çulsuzun önde gidenim çıktı. Hadi be. Bildiğin aç. Hani zengindi? Enseleyecektin, vuracaktın yüzünü. Senin uzmanlık alanında bu, ne oldu? Yani bazen otoriteler de yanılabiliyor Aysel'cim. Cüzdanına kadar baktım. Bu sefer ağır yanılmışım. Çocuk yani bildiğin aç, borç harçtan başka mal varlığı yok. Yapma ya. Neredeyse sadaka niyetine böyle bir iki kuruş koyacaktım cüzdanına, öyle acıdım. O derece diyorsun ha? Derece merece yok kızım ortalıkta. Çocuk motosikleti bile 100 taksitle almış. Oldum şimdi bu ya. Ha ne güzel zengin çıkacaktı, sana yapacaktık. Kurtulacaktık bu bataklıktan. Aman Allah korusun. Allah sahibine bağışlasın. Bu seviyeyle hayal bile kurulmaz. Hayırdır Çiçek? Ben Fatma Hanım'a sormuştum, dükkana bir şey lazım değil demişti. Bunlar dükkan için değil, başka bir şey için. Hayırdır? Nereden geliyor bu kumrular böyle? Hiç uğraşma canım, buradan sana romantik sahne çıkmaz. Kül kedisi markete diye çıkmıştı. Varoşların prensi de siparişe gitmişti. Senin anlayacağın amelelikten geliyorlar. Ayrıca bize ne ya? Kurye fakir çıktığına göre Çiçek Hanım turşusunu kurabilir. Beni hiç bağlamaz. Bugün değişik bir pasta geliyor galiba. Evet. Ne için ya da kimin için? Sipariş mi var? Özel bir şey. Özel. Nasıl özel? Ama Ayşe'cim mutfakta olmaz. Odanda yedireyim yemeğini. Bana de ben mutfakta yemek istiyorum. Yoksa hiçbir şey yemem. Tarık Bey izin verdi. Çekinmene gerek yok. Tamam o zaman. Ama baştan anlaşalım. Yumurta bitmeden reçele geçmek yok. Anlaştık. Bu hafta sonu yapılacak toplantının yerini ve zamanını bildirdin mi herkese? Sözleşmede bir sorun vardı, düzeltildi mi? Niye güzidarından destek almıyorsunuz? Şirketin avukatına danışacaksınız tabii. Meşguldü falan anlamam. O sözleşmenin son halini bugün göreceğim. Kopyası.
Pasta malzemesi miydi bunlar? Ama yarın çocukların pasta günü değil ki. Kime hazırlıyorsun sen bunu? Özel biri için olduğunu söylemiştim ya. Sana nasıl teşekkür ederim bilmiyorum. Çok basit. Nasıl? Bir gün bana özel bir pasta yaparsın. Ödeşiriz. Ya bunlar da güzel ama seninkilerin yanında. Ben bir içeri bakayım. Tarık! Yeter artık. Nereden nereye geldik farkında mısın? Her şeyin farkındayım. Her şey kontrolüm altında. Nasıl kontrol altında? Ne kontrol altında? O paçavrayı tepemize çıkardı. O kız, Yeşim'in katilinin ablası. Bizden bile sakındığını odaya girdi, sesini bile çıkarmadı. Sana kaç kere söyledim. O kızın bu evde yeri yok. Ne esir olarak, ne çalışan olarak. O kız buradan çıkmalı, gitmeli. Çıkacak. Ama zamanı gelince, sen sakin ol ve bana güven. Nasıl sakin olayım? Hı? Ben nasıl sakin olayım bu durumda? O hadsiz, o yüzsüz kız benim evimde, benim konağımda elini kolunu sallayarak geziyor. Orada, burada, burnumun dibinde. Kim bu kız, ha? Kim bu? Yeşim'in katilinin ablası. Yeter artık, yeter artık. Ben artık bundan daha fazlasına izin vermem. Anne, sen Ayşe'nin kaç gecedir kabus görmeden uyuduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Peki bunun nasıl olduğunu biliyor musun? O kız sayesinde. Evet, o kız ablamın katilinin kardeşi. Ama Ayşe'ye iyi geliyor. Tamam. Diyelim o kız Ayşe'ye iyi geliyor. Bu dünyada Ayşe'ye iyi gelecek başka insan yok mu? Tutarız bir mürebbiye. 2-3 günde Ayşe alışır ona, kaynaşır. O daha çocuk. Sırf ona bağlandı diye o basit kıza güvenebilir miyiz? Ben kimseye güvenmiyorum anne. Sadece Ayşe için dişimi sıkıyorum. O katil buraya gelene dek. Oğlum anlardı. O katil kaçtı. Kim bilir dünyanın neresinde. Bir daha dönmeyecek. Unut artık. O kızı da buradan yolla. Biz de kendi hayatımıza dönelim. Aslı. Asla unutma. Unutmak zorundasın. Ablamın kanlar içindeki son hali hala gözümün önünde. Sesim hala kulaklarımda. Nasıl unuturum? Yapabileceğim. Var. O katili bulup canını okuyacağım. Hala yaşıyorsam eğer bunun için yaşıyorum. Oğlum, intikam için yaşanmaz. Ben yaşarım. Ve ablası elimde olduğu sürece o katil buraya gelecek. Adım kadar eminim. Unut artık bunları. Ne olur unut artık bunları. Unut.
Değişik bir pasta geliyor galiba. Evet. Ta kimin için? Özel bir şey. Acilen buluşmamız lazım. Hey! Hayırdır kurye bey? Yolculuk nereye? Sipariş hazır. Acil bir işim çıktı da onu halledip döneceğim. Senin acil işin bitmez. Bir zahmet esas işini de hallet yanında. Ama... Al bunları. Adres üzerinde. Geciktirme sakın. Sende de ne zamanlama varmış Serap. Ne zaman acele etsem tepemde bitiyorsun. Ay Ayşe'cim ya. Ebru. Bu ne gürültü böyle? Gürültüden hoşlanmadığımı bilmiyor musun? Şey efendim, Ayşe kahvaltısına odasına devam etmek istedi de oraya geçiyorduk. Bu ne bu? Efendim, ben akşam yemeği telaşıyla birkaç akşamdır Elif'in meyve servisini yapmayı unutmuşum. Şimdiden koyayım dedim. Eski köye yeni adet getirmeyin. Bu kız için özel servis açmak ha? Otel mi burası? Bundan sonra çalışanlar nerede yiyorsa o da orada yiyecek. Anlaşıldı mı? Hadi. Tamam Ebru. Ben alayım Ayşe'nin kahvaltısını. Gel Ayşe. Hayırdır? Ben de bu saatte çağırınca ciddi ciddi mevzu var sandım ben. Öyle değil galiba. Yok, sadece senden bir şey isteyeceğim. Sen böyle gevrek gevrek güldüğüne göre haberler bayağı iyi anlaşılan. Pasta yapıyor bana. Çiçek. Evet. Hadi canım. Ya. Niye peki? Teşekkür etmek için. Doğum günü sürprizi hazırlamıştım ya. Vay patron. İşler tıkırında desene. Evet. Ben de hiç hız kesmeden devam edeyim diyorum. Aynen öyle. Tam gaz devam. Peki benim yapabileceğim bir şey var mı? Şimdi senden bir şey almanı isteyeceğim benim için. Tabii. Sabah işe geç kaldın abi. Hayırdır Güzide? Şimdi de sınıf başkanı oldun, yok mu yazıyorsun Hen Holding'de? Başımızdaki belaları yazmaktan ona sıra gelmedi. Ama tabii sen bunun bile farkında değilsin. Ne saçmalıyorsun sen yine? Hı? Ne belasından bahsediyorsun? Şu Elif denen kıza en çok senin tepki göstermen gerekmiyor mu abi? Niye hiç sesin çıkmıyor? Yahu öz kızın. Karının katilinin kardeşine emanet ettiler. Ama senin umurunda bile değil. Pes yani. Bu nasıl bir rahatlık ya? Yani Güzide. Yani ne abi, yani ne? Kızına dadılık yapmak o katilin ablasına mı kaldı? Sen bunu nasıl iğneye çekebiliyorsun? İyi de kızım. Senin tuttuğun adamın sefer olup olmadığını biz bile bilmiyoruz da. Bizim neyi bilip bilmediğimizi kim biliyor acaba? Tabii ya. Tamam, ben bu işe müdahale edeceğim. Ayşe senden, babasından çok o kızı görmek istiyor. Tarık'ın zaten sesi çıkmıyor. Geriye bir tek kim kalıyor? Sen. Tamam tamam, merak etme. O iş bende. Elif abla. Efendim canım. Anneannem niye mutfakta yemek yememi istemiyor? Ayşe'cim, yaşlı insanlar bizden çok daha fazla şey bilirler. Bu yüzden bazen onların ne dediğini anlamayabiliriz. Sen şimdi bunları düşünme. Bak koruluğa gidiyoruz. Yaşasın. Belki annem de geliyor koruluğa. Yanımda gelmişti ya. Thank you.
Çakırlar gidiyoruz biz. Gönül teyzen de sizinle gelsin. Olur mu? Olur. Ayşe'cim, ben üzerime bir şeyler alacağım. Sen beni burada bekle, olur mu? Tamam Elif abla. Teşekkür ederim. O koruluğa gitmenin, orada vakit geçirmenin Ayşe için anlamı çok büyük. Biliyorum. Ben üzerime bir şey alayım. Senle konuşacağız. Sen saf mısın? Yoksa safı mı oynuyorsun merak ediyorum. Oğlumu kandırmayı yine başardın. Ama beni kandıramazsın. Bilerek, bize inat, Yeşim'in odasına girip yatağına yattığını biliyorum. Sakın bir şey söyleme. Sen ne kadar unutturmaya çalışsan da Tarık senin, katilin ablası olduğunu unutmayacak. Üstelik Ayşe, bir gün annesinin katili kim, onu da öğrenecek. Benim kardeşim katil değil. Kes. Seni bu evden yollamanın bir yolu olmalı diye düşünüyordum. Neyse ki sen kendi sonunu kendi ellerinle hazırlıyorsun. Allah kabul etsin teyze. Amin oğlum inşallah. Ayşe yine koruluğa gitmek istiyor. Sen de onlarına gider misin? İçim rahat etsin. Olur oğlum. Hazırlanır çıkarım gidip birazdan yanlarına. Sağ ol teyze. Ebru, Gönül Hanım nerede? Bilmiyorum efendim. Bir bakayım. Teyzem Ayşelerle koruluğa gidecek. Güzide, bir ara odama uğrar mısın? Sözleşmelerle ilgili konuşmamız gerek. Tabii, birazdan geliyorum. Bir de koruluk çıktı başımıza. Her gün başka bir tiyatro. Benim de içim şişti artık. Kızı bu kadar yüz vermesine dayanamıyorum. Ben Tarık'la konuşmayı denedim. Ama beni dinlemiyor. O kızı intikamı için bir araç olarak kullanıyor. Artık bunları aşıp yeni bir hayata başlaması şart. Orası muhakkak. Ama o kız burada oldukça Tarık değil yeni hayatına,
eski hayatına dönmesi bile mümkün değil. Güzide, sen o kızı yollamak için bir şeyler yapacaktın, ne oldu? Doğru zamanı bekliyorum Hülya teyzeciğim. İlk fırsatta kardeşi gibi o kızı da hayatımızdan çıkaracağım. Ne yaparsan çabuk yap. Ne kadar çabuk, o kadar iyi. Sen Tarık'la ilgilen. Seni çağırdı, fazla bekletme. Hemen gidiyorum. Ha. Bu arada sadece iş konuşma. Biraz sohbet aç. Değişik konulardan bahset. Mesela dışarı çıkalım de. Kafasını dağıtsın biraz. Sen ne yapacağını bilirsin. Siz hiç merak etmeyin Hülya teyzeciğim. Ben onun neşelendirmesini bilirim. Gel. Tarık'cığım, yeter ama çalışıp durdun. Biraz mola ver de sohbet edelim. Olur. Tamam. Ama dışarıda. Bu dört duvardan kurtar kendini. Tamam. Ama bana biraz zaman ver. Şu işleri halletmem lazım. Yarım saat sonra görüşelim. Tamam. O zaman yarım saat sonra bahçede buluşuyoruz. Affedersin, korkuttum mu seni? Evet, geldiğini görmedim. Ne oldu? Bir şey mi lazım? Yok, sana bakayım dedim. Benim şunu bir an önce bitirmem gerekiyor. Kimin için bu pasta? Dedim ya, özel. Ya merak ettim, ne olur söylesen. Çok merak ettim. Benim için çok değerli birine yapıyorum. Ay, damla çikolataları unuttum. Tamam. Diyelim o kız Ayşe'ye iyi geliyor. Peki Ayşe bir katilin eline mi kaldı? Hı? Bu dünyada Ayşe'ye iyi gelecek başka insan yok. Tutarız bir mürebbiye. 2-3 günde Ayşe alışır ona, kaynaşır. O daha çocuk. Sırf ona bağlandı diye o basit kıza güvenebilir miyiz? Mahallenin aşevi gibisin vallahi Çiçek. İşi gücü bıraktın, çocuklarla pasta olayına mı giriştin yine? Yok abla, bu pasta çocuklara değil. E kime o zaman? Bu pastayı çok seven birine. Kimmiş o şanslı kişi, biz tanıyor muyuz? Tabii, hem de çok yakından tanıyorsunuz. Ama sorma, söyleyemem. Herkese sürpriz olsun istiyorum. Of Çiçek, ilgi çekmek için yapamayacağın şey yok ya. İyi ki mi pasta yaptın ha? Sanki izafiye teorisini bulmuş gibi havalara girdin. Öyle değil abla ya.
Benim için çok önemli. Herkese sürpriz olsun istiyorum. Aman ne yaparsan yap. Zaten öğreneceğiz. Evet. Akşama kalmaz öğrenirsiniz. Oh yine büyük eğlence çıkacak. Saftirik belli ki Kerem'e yapıyor pastayı. Annem bu sefer ağır siklet girişecek. Gidiyor muyuz Elif abla? Evet gidiyoruz hemen. Gönül Hanım gelmedi mi? Hadi onu bulalım. Sonra hep birlikte gideriz. Yaşasın. Gönül'le Elif ablamla annemin yanına gideceğim. Bu sürprizi çok beğenecek. Hayrola Kerem, nereye? Şey, bir işim vardı. Hemen halledip döneceğim. Sipariş gelirse ne olacak? Hemen döneceğim zaten. Bu oğlanda bir haller var ama. Hadi hayırlısı. Aman, ne iş olacak onda anne ya? İpsiz sapsız, çapsızın teki işte. Başınız mı döndü? Ayağımı burktum. Ah, ah çok canım acıyor. Kırıldı mı acaba? Ah, yok kırık değil. Oh. Ama zedelenmiş belli ki. Ah. Buz koymamız lazım. Ayşeciğim sen burada bekle. Ben mutfaktan buz alıp geliyorum hemen. Hülya Hanım çok sert konuştu. Elif bir daha yukarıda yemek yemeyecek, çalışanlarla mutfakta yiyecek dedi. Buyursun gelsin kızım. Bizim soframız herkese açık. Hülya Hanım iyi yapmış. Otel mi burası be? Her gün odaya servis. Oh ne ala. Paşa paşa gelip burada yesin bundan sonra. Buz, hemen buz lazım. Ne oldu? Gönül Hanım ayağını incitti. Ona soğuk kompres yapmam lazım. Al kızım al götür hemen. Hani nerede göster bakayım. Tamam patron sakin. Gören de çiçekle nişanlısın falan zannedecek. Ya oğlum hadi bırak zevzekliği göster. Ya patron ben de sana onu söyleyecektim. Yolda gelirken bir kız gördüm. Çok etkilendim. Ben de çiçeği kıza verdim. Ne? Ne yaptın sen? Çiçeği kıza verdim. Tamam kanka, tamam tamam. Burada. Nasıl? İstediğin gibi olmuş mu? Harika. Çok güzel. Neyse, ben başka bir şeye ihtiyacım olursa ararım seni, tamam? Ha, ipini çözeyim şunu da. Evet, tamam, bana bırak. Ben hallederim. Bana bırak, tamam. Güzide, sen ne yapıyorsun burada? Tarık'ın odasına gidecektin. Müsait değildi. Başını işe gömmüş, hırıl hırıl çalışıyor. Oh, çok güzel. O kızla uğraşmasın da işiyle ilgilensin. Öyle tabii. Ama yarım saat sonrası için bahçede sözleştik. Birlikte sohbet edeceğiz. Belki ikna edebilirsem koruluğa yürüyüşe bile gideriz. Çok güzel. İyi yapmışsın. Oh! Oh! Ah kızım, buz getirdim. Elimi sıkın. Çok acıyor. Sabredin biraz. Dayanın geçecek.
Bak Güzideciğim, seninle çok açık konuşacağım. Tarık'ın bu intikam meselesini tamamen unutmasını ve artık yeniden güzel bir hayata başlamasını istiyorum. Emin olun, hepimizin dileği bu Hülya teyzeciğim. Evet ama o seviyesiz kız sürekli ayak bağı oluyor. Senin o kızı konaktan göndermen için fırsat kolladığını biliyorum. Ama rica ediyorum elini çabuk tut. Tabii Tarık'la keyifle sohbet edip mutlu günler yaşamak istiyorsan. Daha açık konuşursanız. Ben Tarık'ın mutlu bir yuva kurmasını istiyorum. Bunun zamanı geldi. Hatta geçiyor bile. Kendisine layık bir eş bulması ve mutlu bir evlilik yapması gerekiyor. Benim gözümde de onu mutlu edecek, ona yakışacak tek aday var. O da sensin. Bu kızdan bizi kurtar ki bu güzel konuları konuşabilelim. Emin olun Hülya teyzeciğim. Bu konakta bir daha o kızın adı bile hatırlanmayacak. Of, belim kırıldı vallahi bütün gün ayakta dikilmekten. Ne yapıyorsun sen hala burada? Ha? Sabahtan beri bir pastayı bitiremedin mi? Anne fırına attım, pişti. Şimdi üstünü süs. Çene, 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 çene. Masallar, masallar. Yemezler kızım. Ben senin asıl niyetini biliyorum. Senin derdin gücün işten kaytarmak. Ne ilgisi var anne? Ben bir... Hadi al şunları elimden. Öf. İşler konuşmakla bitmiyor Çiçek Hanım. Bütün işleri bitirdim ben anne. Bitirmişmiş. Şuna bak. Dükkan bit pazarına dönmüş. Bu diyor ki bütün işleri hallettim. Ne olacak? Hizmetçi mi gelip burayı köşe bucak silecek ha? Tamam anne, ben her yere paspas atarım. Atacaksın tabii. Bana bak. O kuryeyle de habire fiskos yaptığını görmüyorum sanma. Benim her şeyden haberim var. Bir daha bir hatanı görürsem vallahi alırım seni ayağımın altına, o olur. Anne ne fiskosu miskosu? Biz sadece işle ilgili konuşuyoruz. Tabii canım. Kerem'le Çiçek her gün kafa kafaya verip açık oturum yapıyorlar böyle dükkanın ekonomisini nasıl düzeltiriz diye. Sen yanlış anlıyorsun anneciğim ya. Vallahi onu bunu bilmem. Bir hatanı daha görürsem bırak açık oturumu, kaba etinin üstüne bile oturamazsın o kadar. Bak işte o çiçeği çok üzer. Sonra nasıl tembellik edecek? İyi tamam hadi susun ikiniz de, şimdi gevezelik bitti. Hadi herkes işinin başına. Ben siparişlere bakayım. Evet Çiçekçiğim, bakalım kim kimi daha çok şaşırtacak. Kimin hediyesi kiminkini dövecek. Ya bir saç tıraşı falan mı olsaydım acaba ya? Hani nerede, göster bakayım. Tamam patron, sakin. Gören de Çiçek'le nişanlısın falan zannedecek. Ya oğlum hadi bırak zevzekliği, göster. Oo oğlum, sen de bu başka biri gibi davranma olayına fazla kaptırdın kendine. Ya baktığın falan yok ki. Alt tarafı kız bana pasta yapıyor, ben de ona teşekkür ediyorum. Ne var ki bunda yani? Dedim ki bu çocuk benim pastamı özlemiştir. Sen böyle aniden gelip sürpriz yapınca ben de sana sürpriz yapayım dedim. Ne
Dayanın biraz, sabredin. Geçecek. Şimdi üzerine bastırmazsak ayağınız şişer, sonra üstüne basamazsınız. Elif abla, koruluğa ne zaman gideceğiz? Ayşe'cim, bak Gönül Hanım yaralandı. Bugün dinlenmesi lazım. Ama Elif abla söz vermiştin. Sözüm söz. Ama önce Nünü'nü iyileştirmemiz lazım. Daha sonra mutlaka gideceğiz. Anne, ben şimdi gitmek istiyorum. Teyze. Buldum. Ben seni odana götüreyim. Tamam oğlum. Elif abla, koruluğa gitmeyecek miyiz? Güzideciğim, Tarık'a karşı beslediğin hislerin farkındayım. Gizlememin bir anlamı yok. Tarık'ı ilk gördüğüm andan beri seviyorum. Onunla mutlu bir yuva kurmak bu hayatta en çok istediğim şey. Ama Güzideciğim, hiçbir şey yapmıyorsun. Tarık'ın kendi kendine seni fark edip ayağına gelmesini bekliyorsun. Ama Hülya teyzeciğim, genç bir kızın onuru, gururu... Güzideciğim, Tarık'la bir gelecek kurmak istiyorsan gururu bir kenara bırakacaksın. Yeteri kadar zaman kaybettin, elini çabuk tutman lazım. Haklısınız. Tarık'ın hayatına nüfuz et. Seni fark etmesini sağla. Kendini fark ettir. Seninle evlenmesi gerektiğini anlamasını sağla. Bu konuda da hep senin yanında olacağım. Sana destek olacağım. Sözleri duymak benim için o kadar önemli ki. Beni nasıl mutlu ettiğinizi anlatamam. Güzel. O zaman birlikte hareket edeceğiz. Tabii ki. Ne gerekiyorsa, ne istiyorsanız yaparım. Yarım saat oldu. Ben gidip Tarık'ı işinin başından kaldırayım. Güzel Hanım, Tarık Bey çıktı. Nereye? Ayşe ve Elif'le koruluğa gidiyorlar. Biraz hızlı ol, dayıma yetişelim. Dayı bizi beklesene.
Müzik